şu gurbetin nesine geldim. Anam seherde bülbülün sesine geldim, anam ben ölürüm. Duydum ki Nazlı yâri almış götürmüşler, anam ben ölürüm. Vallahi geldim uyuy, oy nedin, ben nedim? Bala aldılar yarimi de ben kime gidim yar yar? Hikayemiz acılıdır ve gerçektir. Öylesine gerçektir ki ibretlerle doludur. Tüm analara ve babalara güzel bir ibret teşkil eden bu hikaye, sevenlerin ve sevilenlerin şeref tacıdır. Küçük Selma, duygulu ve temiz kalpli bir kızdı. Babası Rıdvan çiftliğin sahibiydi. Oldukça sert, otoriter, bir dediğini ikiletmeyen bir aile reisiydi. Annesi Leman, pasif bir kadındı. Kocasının daima etkisi altındaydı. Küçük Hasan, aynı çiftliğin kahyasının oğluydu. Hasan'ın pırlanta gibi bir kalbi ve yanık bir sesi vardı. Okuyup ziraat mühendisi olmak istiyordu. Kahya ile Emine Ana, Hasan'ı seviyorlardı. Ne çare ki biricik oğulları için ellerindeki maddi imkanlar azdı. Selma ile Hasan aynı okula gidiyorlar, aynı duygular altında gelişiyorlar ve her geçen günle birlikte bu çocuk aşkları büyüyor, devleşiyor, birbirlerine iyice bağlanıyorlar. Bu küçük fidan yıllar sonra kocaman bir ağaç olacak ve bu ağaç bizim ağacımız olacak Selma. Evet Hasan. Ağacımız diktiğimiz zaman bizden küçüktü. Şimdi biz ondan küçüğüz. Ama o günkü gibi damarlarımda alev, kalbimde bir volkan var. Dünya bir yana, sen bir yana Hasan. Ben çiftliğinize yanaşma gelmiş kahyanın oğluyum. Sense bey kız. Kalbimde yalnız sen varsın. Dünya bir yana, sen bir yana Hasan. Thank you.
Üzme benim aşkım sana Selma, üzme beni sevgilim. Esirim oldum senin, kalbimi yakma benim. Aşkım sana Selma, üzme beni sevgilim. Al canımı, ver kalbini. Al canımı, ver kalbini. Bekletme artık Selma, uzat bana ellerini. Uzat bana ellerini, okşayayım saçları. Uzat bana ellerini. Demek beni gizlice dinliyordun. O kadar güzel okuyordun ki dayanamadım. Öylece seyre daldım. Bey, buyur. Ah, gene daldın. Son zamanlarda hep böyle dalıp dalıp gidiyorsun. Hani genç olsan diyeceğim ki... Ne diyeceksin kadınım? Birine sevdalandığımı mı söyleyeceksin? Hasan'a daldım. Güzel vuruyor saza. Türkü de yanık mı yanık? Hani ateş bacayı sarmışa benzer kadınım. Ateş bacayı sarmışa benzer. Kara sevda çekilir mi? Bak işte ben çekiyorum. Aşka boyum bükülür mü? Aşka boyum bükülür mü? Bak işte ben büküyorum. Tahminimde yanılmamışım. Ne tahmini anne? Hasan son zamanlarda sazına fazla düştü. Hele vakitli vakitsiz köşkün yakınında çalıp söylemesi yok mu? Senin de onu böyle dinlemen. Bak işte ben gözlüyorum. Özlenme ben özlenirim. Özlenme ben özlenirim. Bak işte ben özlenirim. Kuzum anne, nedir bu manalı konuşmaların? Biraz daha açık konuşamaz mısın? Bana öyle geliyor ki Hasan sana aşık. Olabilir anne. Olabilir. Ben de... Evet, sen de. Bana bak da yüzünü, gözlerini göreyim. Selma, bu gözlerindeki alev ne? Korkutuyorsun beni Selma. Sen de vaktiyle bir bey kızı sevmişsin. Vermemişler de yana yana salmışsın kendini gurbetlere. Sonra beni aldığında küllenmiş köz gibiydi için. Gene başladın. Bizde kül köz mü kalmış bire kadınım? Sırası mı bu lafların? Sen Hasan'a bak Hasan'a. Hasan bir yanardağ olmuş. Bey'e gelince anlamaz bu işten. Anlamazlar bu iç yangınından.
Ben her şeyden önce bir iş adamıyım. Kararımı verdim. En kısa bir zamanda da çiftliğimiz modern bir hale getirilecektir. Bunun için de başta genç, enerjik bir ziraat mühendisine ihtiyaç olacaktır. Genç, enerjik bir ziraat mühendisi mi? Evet. Genç, enerjik bir ziraat mühendisi ya. Buldum bile hanım, buldum. Geçenlerde kasabaya inmiştim ya, aklıma geldi. Şu bizim merhum Cemal'in oğlu Necdet. Necdet bey canım. Ziraat mühendisi çıktı ya. Annesine uğradım. Çocuk fakülteyi birincilikle bitirmiş. Bizim çiftlikte çalışır mı dedim. Gelsin kendisiyle konuşun dedi. Hem biliyor musun, yakışıklı bir genç. Damadımın bir ziraat mühendisi olmasını ne kadar isterdim. Neyse, bunları sonra konuşuruz. Bugün için aldırtacağımı söylemiştim. Hasan'ı göndereyim de ciple alsın gelsin. Ellerini uzat ve kulaklarını bana ver. Emredin bey. Geçenlerde kasabada bir yere uğramıştık. Hatırladın mı? Evet efendim. Oraya gidecek, Necdet bey'i alıp getireceksin. Peki efendim. Yalnız, Necdet bey çok kibar bir insandır. Ona karşı gayet hürmetkar olmanı isterim. Ziraat mühendisimiz olacaktır bizim. Anladım efendim. Hanıma da bir bakıver. Belki kasabadan bir isteği vardır. Peki efendim. Girebilir miyim efendim? Gel Hasan. Bir arzun mu var? Kasabaya iniyorum da, bir emriniz var mı diye geldim. Günaydın Hasan. Günaydın. Hasan kasabaya iniyor, bir arzun var mı kızım? Var. Müsaade edersen Hasan'la ben de gideyim. Çiftlikle kasaba arasındaki yolda ciple gitmeyi çok seviyorum da. Hayır, bugün olmaz. Daha doğrusu yakışık almaz. Bir misafirle dönüşeyim. Gidebilir miyim efendim? Git Hasan. Kuzum ne oluyor? Ne misafiri? Hem Hasan'ın da kırılmış gibi bir hali var. Ne oldu anne, kim geliyor? Necdet bey. 2 yıl evvel de gelmişti. Kasabadaki Melahat Hanım'ın oğlu canım. Ziraat mühendisi çıkmış da, babamla anlaşırsa çiftliğe yerleşecekler. Hasan'ın kırıklığı da bundan olacak herhalde. O adam da kıskanılır mı hiç? Sonra ben de... Ben Hasan'dan başkasını sevebilir miyim hiç? Bütün bu topraklar benim! Ekilmedik, sürülmedik bir karış bile kalmamalı! Bir oğlum olsaydı da bu vadilere hakim olsaydı. Evet, evet. Ziraat mühendisi olmalı damadım. Bir aşk için ölünür mü? Bak işte ben ölüyorum. Sevilmeden sevilir mi? Sevilmeden sevilir mi? Hasan! 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 Nereden geliyor bunun sesi, tekten mi? Evet baba. Kapat şunu! Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Nasıl lise mezunusun? Benim bildiğim genç kızlar hafif müzik dinler. Valsler, polkalar, balalaykalar. Onlar bana yabancı baba. Ben doğduğum bu toprağın türkülerinde en güzel şiiri buluyorum. Ruhum dinleniyor bu türkülerle. Bana bak Selma! Artık her şeyi düşünecek yaştasın. Dikkat et, bu türküler ruhunu fazla dinlendirmesin. Ne demek istediğimi anladın herhalde. Bu türkülerde en güzel şiiri buluyormuş. Biraz dolaşalım mı Ayşe? Olur Selma, dolaşalım. Müzik
beraber büyüdüm. Çocukluk canlılığımızla, çocukluk aşkımızla aynı havayı teneffüs ettik. Korkuyorum Ayşe. Babamın ihtarının altında çok korkunç bir şey var. Şuramda, içimde, ta kalbimin derinliklerinde bir damarın sızladığını hissediyorum. Bir dakika duruver. Kim bu genç kız? Sağda, esmer olanı. Rıdvan Bey'in kızı Selma. Gidelim mi beyim? Gidelim. Leman, Selma, neredesiniz? Koşun, misafirimiz geliyor! Aman efendim, ne şeref, hoş geldiniz hanımefendi! Hoş bulduk Rıdvan Bey! Hoş geldiniz Nevşet Bey! Hoş bulduk beyefendisi! Hoş geldiniz efendim! Hoş bulduk hanımefendi! Ali, çantaları oğlum! Hoş bulduk! Buyurun! Selma nerede? Ayşe ile dolaşıyorlardı. Güzel kız, genç, zarif ve kültürlü. Acaba o benim için ne düşünüyor? Beni beğendi, kendine uygun buldu mu? Şu mühendisi hiç beğenmedim. Benim de gözüm tutmadı. Selma bir ikincisi olmuş. Onu oğluma isterim. Vallahi de isterim, billahi de isterim. Bol para, güzel bir çiftlik. Bir de güzel düğün yaparım oğluma. Zavallı Hasan! Ya Selma? Ne yapmalı ya Rabbim? Ne yapmalı da bu çocuklara bir yardım etmeli? Şu kısım tamamen meyvelik olmalı. Şu düzlük de bağ yapımına çok müsait. Tamam evlat! Nasıl istersen öyle yap! Bu çiftlik benim değil, senin! Her şey tamam anneciğim, değil mi? Evet kızım. Ben gidiyorum. Nereye? Mutfağa tabii. Peki. Selma adeta bir içim su olmuş. Gelinlik bir kız olmuş diyeceksiniz değil mi? Ama o evlenmek istemiyor, hiç ama hiç. Aha, bu laftır şimdilik. Aşk insanın içine öyle bir girer ki bazen. Kolay gelsin Hasan. Beraber yemek yiyelim, hadi gel. Selma Hanım Kahya amcalara gitmemiş. Ayşe bacılara da gittim, oraya da uğramamış. Nerede olabilir? Peki Ali, sen gidebilirsin. Hanım, yemek hazırdır herhalde. Tabii, tabii. Hani met etmek gibi olmasın, Selma'nın yaptığı yemeklere doyum olmaz. İyice de acıktık değil mi? Buyurun. Selma içeride mi? Hayır. Hayır mı? Nerede o halde? Nerede bu kız? Canım sevgilim benim. Hasan, kalbimde kalbinin çarptığını hissediyorum. Biz hiç ayrılmayacağız. Ama hiç. Ölsek bile Selma. Hasan, babana söyle beni babamdan istesin. Hiç baban seni bana verir mi? Ben bunca zaman onun ekmeğini yedim. Nasıl isterim seni ondan Selma? Rezil! Rezil! Onun suçu yok! Hırsını almak istiyorsan beni döv bey!
ama ona dokunma. Demek öyle ha! Baba yeter, öldüreceksin Hasan'ı, yeter! Yapma baba, yapma! Bu sana ders olsun! Bey gücümle, kuvvetimle, bütün erkekliğimle köleler gibi kırbaçlanıyorum. Bu aşk, bu sevda, bunu da mı getirecekti başıma? Bey, bey! Bütün ümit kapılarımı kapattın. Bu kadar zulüm neden? Beni sen mi yarattın? Seni, ananı, babanı, topunuzu sürerim bu topraktan. Açlıktan geberirsiniz teker teker. Uzak dur kızımdan. Baba, Hasan'ım! Yürü, yürü! Ne yapıyorsun Hasan? Gecenin bu saatinde tabancayla işin ne? Delikanlılığımı sende görür gibi oluyorum. Eski bir acı kabardı içimde. Annenden evvel ben de bir ağa kızı sevmiştim. Olmadı. Haddimizi bilelim oğul. Vazgeç bu sevdadan. Koy tabancayı yerine. Bu körpe vücudu bey yüzünden zindanlarda çürütmeye hakkın yok senin. Öldüreceğimi mi sandın? İsteseydim bugün ellerim kâfi gelirdi ona. Mühendisi mi yoksa? Onun ne suçu var ki? Ben aklımdan geçirdim ki... Ne düşündün ki oğul? Silahı anlayıp tetiği çekmeyi mi? Bu dağ vücut, bu fidan gençlik... Çıldırdın mı sen? Aklını başına topla. Her şey geçer bu dünyada. Bin bey, binlerce bey kızı feda olsun sana. Elimi kana bularım, senin için yakarım dünyayı Hasan, bırak o tabancayı elinden! Bey kızından fayda yok oğul, benim gibi yap sen de, çık gurbete! Kül tutar için, yangının söner oğul, söner! Yangınım söner, dediğin gibi olsun baba. Oğlum! Babacığım! Hasan babama, bana vur dedi. Hırsını almak istiyorsan bana vur dedi. Vurdu babam. İnsafsızca vurdu, vurdu, vurdu. Sus yavrum, sus. Zavallı Hasan. Babama karşı gelmemek için dayandı. Dayandı ama babam bir türlü hırsını alamadı. Kızım sus artık, bir çaresi bulunur elbet. Hem gençsin yavrum, o kadar gençsin ki unutursun. Unutur muyum? Unutur muyum bunu hiç anne? Unutmayı düşünmek bile öldürür beni. Bu da mı gelecekti başımıza? Gurbet ha? Gurbet! Gurbet ana! Elimi kana bulamamak için... ...kendi elimle canıma kıymamak için bu lazım. Gurbet! Sazımla sözümle diyeceklerim olacak. Gitmem gerek. Biz taşra çocuklarının mayası gurbet ana. Veda etmeliyim. (Gülüyor)
göreceksiniz, kısa bir zamanda çiftliğin çevresi değişecek, verim artacak. Yukarıki korulukta ormancılığa ehemmiyet vermeliyiz. Arka vadi hayvancılığa çok müsait. Vadinin alt kısmı da meyvacılık için mükemmel. Aferin Neşet Bey! Gördün mü hanım? Dinamik, enerjik insanı gördün mü? Görüşlerinin hayranıyım oğlum. Sen projelerini, planlarını hazırla, gerisi kolay. Her şey emrinde. Ne dersin hanım? Ne diyebilirim ki bey, güzel olur inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim efendim. Hemen gitmeliyim. Bahsettiğiniz suyun daha faydalı hale getirilmesi yolunda etüdümü yapacağım. Yap! Müsaadenizle. Güle güle. Oğlunuzla ne kadar iftihar etseniz yeridir Melahat Hanım. Teşekkür ederim. Bizi cesaretlendiriyorsunuz. Bir şey düşünmüştük. Eğer münasip görürseniz, Selma'yı Necdet'e isteyecektim de. Valla bilmem ki, ne dersin hanım? Ben ne diyebilirim ki? Şimdiye kadar hiç böyle bir şey düşünmedik de, kendisine sormalı. Bu evin direği benim. Sorsak da itiraz mı eder yani? Kızımız bizim sözümüzden çıkar mı hiç? Ah beyefendi, Rıdvan Bey, Levan Hanım söz kesiliverdi demektir. Ah beni ihya ettiniz. Hemen gidip Necdet'e haber vereyim. Oh bu kocaman çiftlik. Necdet daha büyük bir zevkle çalışacak çiftliğinizde. Tabii. Aman yarabbi, hemen gidip haber vereyim. Necdet! 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 Çok yanlış yoldasın Rıdvan. Selma Hasan'ı seviyor, çıldırasıya seviyor. Bana ateşle oynuyorsun gibi geliyor. Selma'ya da Hasan'a da yazık olacak. Aşka hürmet etmesini bilelim biraz. Aşka hürmet etmesini bilelim biraz ha? Gülünsün sen! Hangi devirde yaşıyoruz hanım? Kerem'le Aslı, Leyla ile Mecnun devri çoktan geçti. Hayır Rıdvan, aşkın devri geçmez. Her devirde aşk aşktır. Sabrımı tüketmeye başlıyorsun ama. Bu kadar ciddi bir konuda aşkın felsefesini yapacak değiliz. Hakikatler gün gibi aşikar. Kızımız çiftliğimize varistir. Bizim gibi soylu bir ailenin ancak bir ziraat mühendisi damadı olabilir. Yanaşma bir kahyanın oğlu bana damat olamaz, işte o kadar. Yanaşma bir kahyanın oğlu dediğin Hasan, kızının kalbinde yıkılmasına imkan olmayan taht kurmuş. O tahtı kalbine kuranı da mahvederim. Kararım katidir. Benim dediğim olacak. O serseriye de çiftliği terk etmesi için eline 1-2 bin lira veririm, olur biter. Vedaya gelmiştim. Ne de olsa ekmeğinizi yedim. Helalleşmek istedim. İyi ki bu kararımdan evvel gitmem için para teklif etmedin. Canın parmaklarımın arasında kalır. Hasan sus yavrum! Sakin ve kararlı bir halim var. Bu konuşmaların için seni affediyorum. Hadi çek arabanı! Daha Allah'a ısmarladık demedim. Anam, babam, ben köle gibi çalıştık bu çiftlikte. Köle gibi de kırbaçlandık. Dilerim Allah'tan, Allah seni de cezalandırsın. Hasan! Selma ile beraber büyüdük. İlkokul, ortaokul, sonra çiftlikte gene kölelik. Bana söz vermiştiniz, okuyabildiğim kadar okuyacaktım. Emelim bir ziraat mühendisi olmaktı. Sınıfta mı kaldım, derslerime mi çalışmadım? Birincilikte bitirmedim mi okul? Okumak, daha fazla okumaktı emelim. Ne yapayım ki babam parasızdı. Yoktu adamda. Ne yapsın? Körendi senin. Hasan! Tahsil hayatımda büyük bir başarıyla ilerlerken insafsızca beni çekip aldın. Emrinde çoban etmek için. Şimdi de hayatımdan, canımdan beni gaddarca koparıp alıyorsun. Bey! Allah koymaz bunu senin yanına. Hadi gene de hakkını helal et de gideyim. Allah'a ısmarladık. Defol! Hasan! Baba! Elinden bir kaza çıkmasın diye gelmiştim. Ama ağzından öyle haklı sözler çıktı ki, öyle haklı sözler! Şu talihsiz babanı affet, git oğul! Sana babalık yapamadım, okutamadım seni. Düşünememiştim. Demek sırtımda taş taşıyıp okutmam gerekmiş. Affet Hasan! Affet beni oğlum! Hmm,
baba, lafım sana değildi. Sana der miyim acı laf? Şimdi de sen beni affet. Çık gurbete demedim, kül tutar için yangın söner demedim. Gidiyorum işte. Aman aman, arayıp mı baylar geldin, hoş oldun da. Nerede Selma? Bilmem. Konuşmalarımızı duyup kendine bir şey yapmış olmasın sakın. Korkuyorum Rıdvan, korkuyorum. Ya Hasan'ın peşine takılıp da gitmişse, ha? Haram olsun bana. Kızım! Bırak! Yavrum! Bırak! Hayır! Hayır! Bırak! Hayır! Bırak! Hayır! Etmiyorum ya. Hayır efendim, buyurun. Ne o? Seni bir tuhaf gördüm. Yüzün solmuş. Adeta gözlerinin rengi bile kaçmış. Hasta mısın? Yok canım, size öyle geliyor. Bir şeyim yok benim. Sana bir şey sormak istiyorum kızım. Necdet'i neden hor görüyorsun? Halbuki oğlumun sana derin ve temiz duyguları var. Gönül istiyor ki anlaşın, sevişin, hatta evlenin de biz de mürüvvetinizi görelim, değil mi ya? Evlenmek mi dediniz? Neler söylüyorsunuz siz? Aklımın ucundan bile geçmez bunlar. Ama oğlum seni seviyor. Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Şimdi öğrendin işte yavrum. Öğrendim ama bu bir şeyi değiştirmez. Benim kalbimde aşka yer yok Melahat Hanım. Siz oğlunuza başka bir kız arayın. Ne dedin, ne dedin? Bu evde benim sözüm geçer. Evliliğim konusunda benim hiç söz hakkım yok mu? Yok. Baba.
kaderim yerim elimde. Yaşayan bir ölüyüm. Kaderim yerim elimde. Yaşayan bir ölüyüm. Hızdırabın kederim içine gömülüyüm. Hızdırabın kederim içine gömülüyüm. Gülünmez meyhanede ağlayarak içene. Gülünmez meyhanede ağlayarak içene. Bir der ki perişanım, divaneyim, deliyim. Bir der ki perişanım, divaneyim, deliyim. Bir gün dönecek misin? Beni sevecek misin? Kollarına sarıp da sevgilim diyecek misin? Bir gün dönecek misin? Babandan tam 30.000 lira almış. Ne yapar şimdi İstanbul'da bu parayı bu adam? Karılarla, kızlarla yer tabii. Hasan'ın niçin beni terk ettiğini şimdi anladım. Aman aman, gelenin yok, gidenin yok. Bir yudum suyu verenim yok. Ölsem de garip ölürüm. Mezarımı kaderin suç ne söyleyin dostlar, söyleyin dostlar. Mevlam kara yazmış bu yazı. Bu yazımızı. Ne ses efendiler, ne ses! Bir garip, aşık mıdır nedir? Mest etti beni be! O çalıp söylemeye başladı mı, şuraya çakılıp kalıyorum. Eyvah!
Müşteriler de çay bekliyorlardı. Kim içti bunları? Ha? Herhalde ben. Bu saz, bu söz adamda akıl mı bırakıyor canım, akıl mı? Yaz hepsini bana, yaz. Bağır uyanık delikanlı. Müsaade eder misin? Sana bir çift sözüm var. Buyurun efendim. Sesini, saza vuruşlarını pek beğendim. Nerelisin sen? Ne geldiğim yeri, ne de sebebini sorun bana beyim. Gördüğünüz gibi bu gurbet elde yürekten yaralıyım işte. İşin gücün var mı? Yoktur beyim. Sevdim seni. Özü sözü mert bir kişisin. İster misin sana bir gazinoda iş bulayım? İsterim elbet. O halde hemen giyineyim. Seni bir gazino patronu arkadaşıma götüreyim, tamam mı? Allah razı olsun beyim. Seni böyle sakin görünce bilemezsin ne kadar memnun oluyorum. Evet, sakinim. Sakinleştim anne. İğrençlikler ortaya çıkınca sakinleşiyor insan. Anlamadım. Hasan'ın babamla pazarlığa girişip 30.000'i alıp gitmesi iğrenç değil mi? Bunu sana kim söyledi? Mühim değil anne. Benim sükunet bulmamın sebebi içimde kalan tek acı. İnandığım aşkın çok ucuza gitmesi. Budalaymışım. Ben mutlaka onunla evlenecektim. O zaman çiftliğin varisi olacaktım. Anne, üzülme böyle şeylere. Aldırma. Korkunç bir iftira. Çok iyi uydurulmuş. Bir volkanı bile küllendirecek kadar iğrenç bir yalan. Halbuki masumdu Hasan. Zavallı çocuklar. Zavallı aşk. Nevdet Bey! Ben de geliyorum. Çalışmalarınızı yakından görmek istiyorum. Buyurun. Azizim, bu delikanlıda bir ses var, bir ses! Aman kardeşim, bir saz var, bir saz! Ona senin gazinoda bir iş verelim, göreceksin her gece gazino dolup taşacak, emin ol! Dediğin gibi ise demek bu kadar güzel bu delikanlının sesi. Güzel de ne demek? Bir içim su! İsminiz ne sizin? Hasan. Adını beğenmedim delikanlı. O halde değiştirelim. Siz ne dersiniz? Emir sizindir efendim. Sana hem yeni bir elbise alalım, hem de yeni bir isim takalım. Mehmet, Anadolu'nun bağrından kopan bir yiğit. Mehmet Bozdağ'ın, tamam mı? Tamamdır beyim. Bu akşam duyalım bakalım sesini. Öyle bir türkü yak ki, salon alkıştan çınlasın, allak bullak olsun. Thank you.
yaşında Selma diye inliyor. Kara sevdaya düştüm, ızdırabım dinliyor. Kupkuru çöller gibi susuzum sana Selma. Ayırıyorlar bizi, acısın bize Mevlar, acısın bize Mevlar. Kupkuru çöller gibi susuzum sana Selma. Ayırıyorlar bizi, acısın bize Mevlar, acısın bize Mevlar, acısın bize Mevlar, acısın bize Mevlar. Aman, bu 30.000 lira meselesini Leman duymasın. Duyarsa duysun. Hadi oyna. Oo, kızımızla oğlumuz geldi. Ha, ne kadar da yakışıyorlar birbirlerine. 41 kere maşallah. Acaba ne zaman göreceğiz düğünlerini? Göreceğiz, göreceğiz. Ama her şeyin bir sırası var. Hele biraz bekleyelim. Şuraya bakın çocuklar, radyoda halk müziği müsabakası açılmış, bugün de son günmüş. Aa, bu bizim için piyango. Hadi Hasan, şans kapıları seni bekliyor. Hadi çocuklar, vakit kaybetmeden gidelim, bu işe el atalım. Ben kendi halimde gezip dururken, gezip dururken, yerden yere vurdun, toz ettin beni. Uy 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 uy. Kapında esirin, kulun beniydin, kulun beniydin. Çiğnedin, çiğnedin, yol ettin beni. Uy 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 uy. Kapında esirin, kulun beniydin. Çiğnedin, çiğnedin, yol ettin beni. Yol ettin beni, yol ettin beni, yar yar. Yaşa Hasan, yaşa! Canım evladım, tebrik ederim seni. Yanıyorum desem sana, söndürecek suyun var mı? Ağlıyorum desem sana, güldürecek huyun var mı? Sana gelmek istiyorum, aramızda sıra kalar. Sana gelmek istiyorum, aramızda sıra kalar. Gözüm yaşı pınar olmuş, senin için her gün çağlar, senin için her gün ağlar. Geçer misin?
aranızdayken olsam, ora kalıp biçer misin? Oy, sana gelmek istiyorum, aramızda sıra kalır. Sana gelmek istiyorum, aramızda sıra bağlar. Gözüm yaşı kınar olmuş, senin için her gün çağlar, senin için her gün ağlar. Hasan sahneye çıktı mı Lale Hanım, kadınlar bayılıyor ona. Öyle mi? Sahi mi söylüyorsun? Köy gözümde tütüyor, köyüme dönmek istiyorum. Yârim ellerin olmuş. Yeni bir türkü mü düzenliyorsunuz Hasan Bey? Bilmem, dilimin ucuna öyle geliverdi. Yârim ellerin olmuş, yârim ellerin olmuş. Hasan Bey bir hazinedir Lale Hanım, hazine. Yarın bakarsınız, yârim ellerin olmuş türküsü piyasada bomba gibi patlar. Sahi mi? Siz bir harikasınız Hasan Bey. Nam olsun, kâr olmasın. Reklam, reklamdır. Efendim. Hoş bulduk, aman öyle yoruldum ki sormayın. Resim ve mecma okumaya bayılırım ama bir türlü okuyamadım. Cip öyle sarsıyordu ki. Neyse soyunayım, sonra okurum. Aha, çocuklar isterseniz size bırakayım, siz okuyup eğlenin. Sonra alırım, olmaz mı? Demek böyle Hasan. Adın gibi ruhunu da değiştirdim. Bu hale geldim. Niye öyle diyorsun Selma? Bak anne. Ben benliğimi kaybettim. Hayatın manası kalmadı artık. Neşet Bey benimle mesut olacaksa, sen ve babam memnun olacaksanız, düğün hazırlıklarına başlayabilirsiniz. Thank you.
kaderde ayrılık var mı? Hasan, oğlumun sesi bu. Oğlum, evladım, yavrum benim. Yavrum benim. Köşkün bu ön ve yan bahçesini olduğu gibi karanfillerle örelim. Bu kısmını da sarmaşık ve güllerle donatmalı. Şuralara da mimoza dikelim. Yakında cennete dönecek burası Selma. Çiçekleri çok severim. Senin sayende her taraf renklenecek. Şu yukarıdaki sırtta hafif bir kayma var. Bu kısım yukarıya kadar tamamen ağaçlandırılmalı. Bu suretle başıboş yağmur sularından aşağı kısımların bataklık hale gelmesi önlenmiş olur. Ortalama 8-10 bin ağaç kaldırır bu sırt. Ne o güzelim, niye daldın? O kadar heyecanlı anlatıyorsun ki, şu çıplak sırtları yemyeşil ağaçlarla süslenivermiş gibi gördüm. Ben ağaç dikmeyi çok severim de. İyi ya, bir kısmını da kendi ellerimizle dikeriz. Körpecik dal gibi fidanlar, birer umut ışığı gibi sıra sıra dizilecek şu çıplak sırta. Kendi ellerimizle dikeriz onları. Sonra her mevsim biraz daha büyürler. Mevsim mevsim öyle boyalırlar ki yanlarında biz küçücük kalırız. Gidelim Necdet. Gidelim güzelim. Geç oldu zaten. Merhaba Ayşe. Hakikat sizin bireymişsin. Bizi unuttun artık. Uğradığın bile yok. Neden? Bilmem. Vaktim olmuyor. Bekliyorum. Gel de görüşelim. Nasılsın Emine teyze? Yolunuza gidin Allah aşkına. Benim derdim bana yeter. Garip şey. Ayşe seni unutur, Kahya kırgın, Emine teyzenin şu hali. Bunlara benim varlığım mı sebep acaba? Hasan, bu aşk bu kadar ucuza mı gidecekti? Dileseydin ben senin olurdum. Dünya bir yana, biz bir yanaydık. Diktiğimiz ağaç bizden küçüktü Hasan. Şimdi biz ondan küçüğüz değil mi? Ama aşkımız Hasan, aşkımız hiçmiş Hasan. Hasan neredesin sevgilim? Sesin ve yüzün damarlarımda alev alev yanıyor. Seni öyle özledim, öylesine hasretim ki sana Hasan. Demek Selma Hasan'ı seviyor. Bu aşk, bu evlilik bu kadar ucuza mı gidecekti? Peki ama benimle niye evlendi? Bana bu kötülük niye? Necdet, ne zaman kalktın sen? Günaydın. Köyün saatini açıyoruz. Eski adıyla Hasan Kara ve şimdi sahne adıyla Mehmet Bozdağ'dan bir türkü dinleyeceksiniz. Aşıkım ben sen. Kapa
yakışır abi. Hasan, Hasan, hep Hasan! Ben radyoyu Hasan için değil, köyün saati için açtım. Biraz bir şeyler öğrenmek, yanında yardımcı olmak için. Birlikte diktiğiniz ağaç küçükmüş. Ama gün gelmiş onun yanında siz küçük kalmışsınız. Dünya bir yana, siz bir yanaydınız, öyle mi? Kim söyledi sana bunları? Sen. Ben mi? Yapma Necdet, ben söylemedim sana böyle şeyler. Sayıklamaların kâfi değil mi? Bana soğukluğunun nedeninin içinin yangınından ileri geldiğini anladım. Ben de el değmemiş, tertemiz bir kızla evlenmiş olmanın mutluluğu içindeydim. Yazık ki hepiniz. Sen, annen, baban, iğrenç mahluklar mısınız? Yazıklar olsun size. Demek böyle. Ben Hasan'ın ilk görüşte mert bir insan olduğunu anlamıştım. Seni üzdümse affet. Sende bir suç yok ki evlat. Rıdvan Bey, kendi gururunuzdan Hasan'ı, kızınızı ve beni feda etmekten çekinmediniz. Allah'ın onların içine doldurduğu saf ve temiz bir aşkı hiçe saydınız. Birbirlerini seviyorlardı. O pis gururunuzla henüz açan bu iki goncayı dalında kurutacak ne vardı? Niye bu zalimlik? Niye bu gaddarca hareket? Yavrucuğum, ben odama gitsem... Otur anne, otur! Evet Rıdvan Bey. O temiz, o mert Hasan, isteseydi parmakları arasında canınız cehenneme giderdi. Güçlüydü, kuvvetliydi. Aşkı da yüceydi, insanlığı da yüceydi. Bana gelince, beni bu duruma düşürmeye ne hakkınız vardı? Hasan'ın yapmadığını, Hasan'ın intikamını alırcasına ben yapardım ama... o pis vücudunuzla elimi kirletmeye değmez. Siz hanımefendi, ne biçim anneymişsiniz? Siz kocanıza mani olabilirdiniz. Kızım Hasan'ı seviyor diye aykırabilir, bana her şeyi açıklayabilirdiniz. Ben de sizi hassas, anlayışlı, ince ruhlu bir kadın, müşfik bir anne zannetmiştim. Yazıklar olsun size. Ben odama çıksam... Otur! Sıra sende anne! Senin de aklını bu çiftlik, bu servet almıştı. Selma'dan ziyade çiftliğe sahip olmayı düşünüyordun. 30.000 lira hikayesini niçin uydurdun anne? O mert insana bu ne müthiş iftira! Hiç mi Allah'tan korkmadın? Hepiniz suçlusunuz, hepiniz! Ama bu iğrenç iftiranın hesabını Allah sizden soracaktır. Evet, bunun hesabını Allah soracaktır sizden. Buna hiç şüpheniz olmasın. Nedir bu halin? Nen var? Söylesene evlat, söyle ki derman bulalım. Bir şeyim yok, buyurun. Hadi hadi! Kimi kandırıyorsun sen? Ben ne insanlar, ne meşhurlar tanıdım evlat. İnsan sarrafı oldum artık. Plaklar, alkışlar, para, araban, bu köşk...
ve seni elde etmek için uğraşan, peşinden koşan kızlar. Hiçbiriyle ilgilenmiyor, bu salona kapanıp boyuna içiyorsun evlat. İsteseydin bugün ne güzel Süheyla Hanım'ın davetine gidecektik. Bir sürü kız, cıvıl cıvıl. Bu salona kapanıp kaldık. Bari derdini söyle. Ah Nuri, ah abi, bilemezsin, bilemezsin. Yüreğim yanıyor, parçalanıyor. Hasan kardeş, kara sevda Cemil Bey. Öyle mi evlat? Ah Cemil Bey, ah Nur abi. Bağrım yanıyor, bağrım. Hiç olmazsa köyüme gitsem, anamı babamı görsem, su kenarında bir dolaşsam. Olur mu evlat? Tam iş sezonunda nasıl gidersin? Sen gidersen gazinoya kimse gelmez. İflas ederim. Hele şu iş sezonunu atlatalım, ölü sezona girince gidersin. İstersen adamlarımı göndereyim, ananı babanı alsınlar getirsinler. Köyümü görmek istiyorum. Yapma be evlat, biraz daha sabret. Peki Cemil Bey, peki. Kaderimiz hep yanmaktan yana zaten. Biraz daha yanalım bakalım. İlaçların süratle yapılması lazım. Korkulacak bir şey yok. Yalnız belki elektrik tedavisine ihtiyaç hissedilebilir. Geçmiş olsun. Olur içimde. Kalbimde bir volkan var demiştin. Hatırlıyor musun Hasan? Yaktın beni Necde. Hasan! Hasan! Yavrum! Gene gelmedi Hasan anne. Gelmedi. Hiçbir zaman dönmeyecek. Ne var oğlum? Ne oldu sana böyle? Duramayacağım. Köye gidiyorum. Hasret yaktı içimi. İyi ama acelen ne böyle? Şöhrete eriştin. Her şeyim var oğlum. Gitmen şart mı? Belki anamı babamı da alır, tekrar gelirim buralara. Yuvan gözümde tutuyor. Hadi eyvallah. Peki evlat, yolun açık olsun. Kusura kalma. O rüyalar, hayaller bitti artık. Bitti içimdeki sancı. Damarlarımda akan alev soğudu. Ama üzülmüyorum. Bir yalnız, cansız gibiyim. Beni pencereye kadar götürebilir misin? Dışarıya bakmak istiyorum. Uzaktaki o ağacımıza takılı kaldı gönlüm. Hadi anne, yardım et bana. Alev aşkımızı bilen ağaç. Vasiyetimdir sana anne. Beni oraya, o ağacın altına göm. Selma. Yavrum. Yatağıma götür beni anne. Arzum var.
son bir arzum. Allah'ım, günah mı bilmem. Necdet, beni affet. Aklımdan geçenler için beni affet. Aklından geçenleri yerine getirebilmeyi ne kadar isterdim. Bu kutsal aşk için, bu kutsal aşkın ihyası için neler neler yapmazdım. Sen benim dünya ahiret kardeşimsin. Hasan'ı sana getirebilmek isterdim kardeşim. Bu uğurda her şeyi yapardım inan ki. İnanıyorum. Sana inanıyorum Necdet. Ve biliyorum ki bu çok imkansız. Hasan, şükür Rabbime, seni Allah mı gönderdi? Sana kötü bir haberim var Hasan. Selma son dakikalarını yaşıyor. Yanında olmak istemez misin? Hadi gel. Selma son dakikalarını yaşıyor ha. Bana ait olmayan bir kadının yanına nasıl gidebilir? Babamın, anamın elini öpeceğim. Bunun için geldim. Sen mert bir insansın. Hepimiz Rıdvan'ın yersiz gururunun esiri olduk. Selma benim dünya ahiret kardeşimdir. Hiç olmazsa ölürken gülsün zavallı. Çok acı çekti, çok. Duyuyor musun beni? Sen bu kadar kalpsiz, bu kadar ruhsuz musun? Selma ölecek. Son nefesinde ölecek diyorum sana. Bir insan kaç defa ölür? Bizi yaşarken öldürdünüz hepiniz. Rahat bırak beni. Selma adını sayıklayıp can vermek üzere. İdam mahkumlarının bile son arzuları yerine getirilir. Halbuki o kadar suçsuz, o kadar temiz ki o. Allah rızası için gel etme Hasan. Ölecek ha. Selma ölecek ha. Ne kadar isterdim şu anda Hasan'ın yanımda olmasını. Ölüm, işte o zaman benim için ölümlerin en güzeli olurdu. Eğer son nefesimde Hasan yanımda olsaydı. Selma, sen ölmeyeceksin. Gene hayal, gene rüya. Sen Hasan olamazsın. Hayır, olamazsın. Benim Selma, benim. Ağacımızın altına gör. Ağacımızın dalları sevdamızı fısıldasın. Ölümlerin en güzeli bu Hasan. Ölümlerin en güzeli. Ha ha ha.
Acımıza ortak olan, aşkımızın şahidi ağacımız. Dilerim Allah'tan, dalların ömür boyunca herkese sevdamızı anlatsın. Anlatsın bu kara sevdalı Selma'yı. Kıymasınlar sevişen gönülleri. Ayırmasınlar birleşen kalpleri. Dallarda kurumasın goncalar. Tomurcuklanmış aşklar mahvolmasın. Bu dallar bizim türkümüzü çalsın Hasan. Kara sevdamızı söylesin yıllar yılı. Taksiratını affeyle ya, şefaatinden mahrum kılma. Geride kalanlara ecri sabır ihsan eyle. Amin. Arzu ettiğim bu ağaç altında huzur içinde yat yavrum. Sana yardım edemedim. Kara sevdana merhem olamadım. Beni affet. Zavallı Selmacık, şu işe bak kadın. Hasan geri gelecek de Hasan'ın kollarında ölecek. Hasan nerede? Bilmiyorum, görmedim. Hasan'ın bu kadar saygısız mıydı? Gurbetten gelinir de baba eli, ana eli öpülmez mi? Bunda bir iş var Emine. Emine, Hasan'ı bulmalı. Hasan kendine kıydı mı yoksa? Allah korusun! Hadi gidelim han! Yürü! Kızım! Yavrum! Kızım! Çekil mi? Bu mukaddes toprağa elini sürmeye hakkın yok! Kızım demeye hakkın yok! Onu sen öldürdün!
Kızım muradına senin gururun yüzünden eremedi. Onu sen kara toprağa çaldın. Zalimin zulmü varsa mazlumun da ahı vardır bey. Nizam terazisi kurulur bir gün. Herkesin ettiği sorulur elbet bir gün. Gözüm artık seni görmesin. Dilerim Allah'tan bin parçaya bölün. Sürün, kahrol, defol! Hasan, Hasan yok kadınım. Dağları, ormanları aradık. Hasan yok, yok! Yok! Yok evladım, yok! Yok, yok! Hasan! Yok. Hasan! 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 Kime verdin böyle bir acıyı, böyle bir acıyı verdiğin bu derdin yoktur ilacı, yoktur da yaktın, Hasan'ımı da yaktın. Ah bey, canım, ah canım benim evladım. Ah bey, bey, ne olurdu şunları baş göz etseydik. Ne vardı bunları yakıp yıkacak? Şimdi öl, bey, bey, gaddar bey, zalim bey, yıktın bizi.
Ne vardı bizi yıkacak bey? Beyliğinle yıktın bizi! Kabul etsin duamızı sevgilim. O gün bugün sözlüler, nişanlılar, kara sevdaya tutulanlar hep buraya Selma ile Hasan'ı ziyarete gelirler. Onlara adakları için çiçekler getirirler. Eğer muradıma erersem, seninle evlenirsem onlara bir değil bin demek çiçek getireceğim. Adağımız kabul olur mu dersin? Kabul olursa uyanırlarmış. Ruhları gökyüzüne çıkarmış. Hasan'ın türküsü duyulmuş. Aşıkım ben Selma'ya, yüzü benzer bir aya. Kara sevdaya uçtu gitti elden, düştüm kara sevdaya.